Bu dersimizde Birinci Dünya Savaşı'nı işleyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında meydana gelen genel bir savaştır. Bu savaş iki devlet arasında başlamasına rağmen sonuçları itibariyle tüm dünya devletlerini etkileyen bir savaştır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasındaki temel etken sömürgecilik yarışıdır. Yani sanayi devrinin ortaya çıkarmış olduğu ham madde ve pazar arayışı Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasındaki temel nedeni oluşturmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasındaki temel etken nedir sorusunun cevabı sanayi devriminin meydana getirmiş olduğu sömürgecilik yarışı veya ham madde arayışı diyebiliriz. Devletler arası siyasi rekabetin artması ve bu siyasi rekabetin devletler arası bloklaşmalara dönüşmesi, silahlanma yarışına dönüşmesi de Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına etkiden nedenler arasında yer almaktadır. Milliyetçilik akımı Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına etkiden nedenlerden bir tanesidir. Özellikle Balkanlarda Germen ve Slav çatışması yaşanmaktadır. Balkanlarda yaşanan bu Germen ve Slav çatışması Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında milliyetçilik akımının da etkili olduğunu gösterir. Yani Germen asıllı, Alman asıllı toplumlarla Slav yani Rus asıllı toplumların Balkanlarda etnik çatışmalar yaşaması Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına etkeden nedenler arasında da yer almaktadır. Yine Fransa'nın Alsace-Loraine bölgesini geri almak istemesi, Alsace-Loraine bölgesi özellikle taş kömürü açısından önemli bir coğrafyadır. Biliyorsunuz sanayi devrimiyle birlikte buharlı gemiler ve buharlı trenler yapılmıştır. Bu buharlı gemiler ve trenler yakıt olarak taş kömürünü kullanmaktadır. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı öncesi taş kömürü yataklar açısından zengin olan Alsace-Loraine bölgesinin Fransa tarafından alınmak istenmesi Almanya ile Fransa arasındaki gerginliği arttırıcı nedenlerden bir tanesi oluşturmaktadır. İtalya'nın Akdeniz'e hakim olma isteği, yani Kuzey Afrika'daki Trablusgarp bölgesini ele geçirmesi ve bu ele geçirmiş olduğu bölgeleri genişletmek istemesi, Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına etkileyen nedenler arasında yer almaktadır. Japonya'nın Uzak Doğu'daki Alman sömürgelerini ele geçirmek istemesi de yine Birinci Dünya Savaşı'nın temel nedenlerinden sömürgecilik olduğunu gösteren nedenlerden bir diğer arasında yer almaktadır. Birinci Dünya Savaşı öncesi devletler arası gruplaşmalar olduğunu söylemiştik. Bu gruplaşmalar işte İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri şeklinde iki unsur ön plana çıkmıştır. İtilaf devletlerinde ön plana çıkan devletler İngiltere, Fransa ve Rusya'dır. İttifak devletlerinde ise ön plana çıkan devletler Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve İtalya'dır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasındaki temel nedenlerden bir tanesinin İngiltere ile Almanya arasındaki ham madde rekabeti yani sömürgecilik rekabeti olduğunu söylemiştik. Birinci Dünya Savaşı başladığında her iki taraftaki gruplaşmalar da bu şekilde. Yani İtilaf devletlerinde de 3 tane devlet var. İttifak devletlerinde de 3 tane devlet var. Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra İttifak devletlerine Osmanlı Devleti ve Bulgaristan da katılmıştır. Ama İtilaf grubuna ise katılan devlet sayısı İttifak grubuna katılan devlet sayısına göre daha fazladır. Buraya Sırbistan, İtalya, Yunanistan, Romanya, Japonya, Brezilya, ABD gibi yeni devletler yer almış. Dolayısıyla ittifak grubuna sadece iki tane devlet katılırken İtilaf devletlerine daha fazla devlet katılmış. Bu da savaş devam ederken güç dengesinin değişmesinde etkili olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından Saraybosna'da suikast sonucu öldürülmesidir. Yani Birinci Dünya Savaşı hangi devletler arasında başlamıştır sorusunun cevabı Birinci Dünya Savaşı Sırbistan ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında başlamıştır. Bu suikast sonucunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş ilan etmiş. Slav olan Sırpları korumak amacıyla Rusya'da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etmiş. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu korumak isteyen Almanya, yani aynı ırka sahip olan Almanya, Rusya'ya savaş ilan etmiş. Dolayısıyla bir anda savaş Avrupa kıtasına yayılmıştır. Osmanlı Devleti savaşın başında az önceki gruplaşmalarda da olduğu gibi yani tekrar buraya dönecek olursak Birinci Dünya Savaşı öncesi yer alan gruplaşmalarda şu gruplarda Osmanlı Devleti'nin yer almadığını göreceksiniz. Yani dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti ne İtilaf Devletleri'nde ne de İttifak Devletleri grubunda yer alan bir devlet değildir. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı öncesinde tarafsızlığını ilan etmiş. Mebuslar
meclisini kapatmış, kapitülasyonları onlara tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etmiş ve boğazları savaş gemilerine kapatarak bir takım savunma önlemleri almış. Her an savaşa girebilirim düşüncesiyle de asker sayısını arttırmak amacıyla seferberlik ilan etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan önce gerçekleştirmiş olduğu politikalardan biridir veya değildir şeklinde bir soru yazılırsa buradaki bilgileri bilmemizde fayda var. Osmanlı yöneticileri Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz diplomatik faaliyetlere önem vererek İngilizlerle ve Fransızlarla ikili görüşmeler yapmış. Osmanlı Devleti öncelikle İtilaf Devletleri yanında savaşa girmek istemiş. Bu amaçla İngiltere ve Fransa ile diplomatik ilişkilere önem verilmiş. Fakat İngiltere Rusya'nın da etkisiyle Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa dahil etmek istememiş. Osmanlı yöneticileri ittifak grubunda yani Almanya'nın yer aldığı grupta savaşa girmek amacıyla bir takım hazırlıklar yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinde etkiden nedenlere değinecek olursak, Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na katılırken yakın zamanda yani Trablusgarp Savaşı'nda ve Balkan Savaşı'nda kaybettiği toprakları ele geçirmeyi düşünmüştür. Bu nasıl gerçekleşecek? Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girecek. Dolayısıyla Almanya 1. Dünya Savaşı'na galip çıkan devlet olarak yer alacağı için Osmanlı Devleti de galip devlet statüsünde olacak. Bu sayede Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları almış olacaktı. 1. Dünya Savaşı'nın temel nedenini ham madde yarışı yani sömürgecilik yarışı olarak açıklamıştık. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalması çok daha mantıklı bir politika değildi. Çünkü Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalsa bile her iki grubun da saldırısına uğrayabilir. Bu yüzden Osmanlı yöneticileri tercih haklarını kullanarak uluslararası yalnızlıktan da kurtulmak istemişlerdir. Bu konuda ÖSYM'nin sormuş olduğu soruya değinecek olursak, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinde bir güç gelişmelerinden hangilerinin etkisi vardır? Yani Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girme nedenleri sorulmaktadır. Balkan Savaşları'nda kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girme nedenlerinden bir tanesi yakın zamanda kaybetmiş olduğu toprakları geri almaktır. Dolayısıyla 1. öncülde verilen ifade Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olmuştur. Rusya'da rejim değişikliği olması Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olmamıştır. Çünkü Rusya'da rejim değişikliği Bolşevik ihtilaliyle gerçekleşecek. Bu ise 1. Dünya Savaşı öncesi değil, 1917'de yani 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru olan bir gelişmedir. Balkan Savaşları'ndan sonra İttihat ve Terakki Partisi'nin yönetimi ele geçirmesi, İttihat ve Terakki yöneticilerinde Alman hayranlığı olması, yani savaşı Almanya'nın kazanacağına inanılması Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olmuştur. Dolayısıyla D seçeneğinde verilen 1 ve 3 numaralı öncüler Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olan gelişmelerdir. Almanya niçin Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokmak istiyor şeklinde bir soru soracak olursak, Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinde iki tane ana neden vardır. Bunlardan bir tanesi Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumudur. Osmanlı Devleti 3 kıtanın geçiş noktası üzerinde yer aldığı için Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi, savaşı daha geniş alana yayacak, yeni cephelere açılacak. Bu da Almanya'yı 1. Dünya Savaşı'nda rahatlatıcı bir gelişme olarak ortaya çıkacaktı. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesi Almanya'yı rahatlatıcı etkiye sahip olacağı için Almanya Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumuna faydalanmak istemiş. Almanya'nın Osmanlı'yı istemesindeki bir diğer temel neden ise Osmanlı padişahının aynı zamanda halife olması. Dolayısıyla padişahın kutsal cihat ilan etmesiyle tüm dünya Müslümanlarının Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması ve bu cihat çağrısına sömürge durumunda bulunan Müslümanların karşılık vermesiyle İngiliz ve Fransız sömürgelerinde isyanlar çıkacak. Bu da özellikle Almanya'yı cephelerde rahatlatıcı bir etkiye sahip olacaktı. Yani 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya niçin Osmanlı'yı istiyor sorusunun temel nedeni Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumu ve Osmanlı padişahının halife olmasıdır şeklinde de özetleyebiliriz. Yine Osmanlı coğrafyası ham madde kaynaklar açısından zengin olması ve
Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu petrollerine sahip olması, Almanya'nın Osmanlı'yı kendi yanında savaşa sokmak istemesindeki nedenler arasında da sıralayabiliriz. Akdeniz'de İngiliz donanmasının kaçan iki gemi, Goeben ve Breslau adlı gemiler, Çanakkale Boğazı'na geçerek İstanbul'a sığınmıştır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı öncesi tarafsızlığını ilan eden bir devletti. Dolayısıyla bu iki geminin boğazlardan geçmesine izin vermemesi gerekiyordu. Fakat Osmanlı yöneticileri, yani İttihat ve Terakki yöneticileri, bu iki geminin Almanya'dan satın alındığını açıklayarak bu iki geminin ismini değiştirmişler. Goeben ve Wrocław gemileri İstanbul'da yapılan törenle Yavuz ve Midilli olarak isimlendirilmiş. Bu gemilere Türk bayrağı çekilmiş. Bu gemiler 29 Ekim 1914'te Rusların Sevastopol ve Odessa limanlarını bombalamıştır. Osmanlı Devleti'nin bu girişimi, yani bu gemilerin Rus limanlarını bombalaması, Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açmasına neden olmuş ve Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na bu şekilde girmiştir. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinde Almanya'dan Osmanlı karasularına giren iki gemi ve bu iki geminin Karadeniz'e açılarak Rus limanlarını bombalaması etkili olmuştur. Osmanlı Padişahı 14 Kasım 1914'te Kutsal Cihat ilan etmiştir. Kutsal Cihat tüm Müslümanları halifenin etrafında Birinci Dünya Savaşı'na davet eden bir fermandır. Fakat Kutsal Cihat fermanı beklenen etkiyi göstermemiş. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar tam tersi İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı Devleti'ne karşı mücadele etmiştir. Kutsal Cihat ilanının başarısız olmasından ne etkilidir şeklinde bir soru soracak olursak, burada milliyetçilik duygusunun biraz daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Yani din birleştirici etkisini kaybetmiş, milliyetçilik ön plana çıkmış. Yine Kutsal Cihat'ın başarısız olmasında o dönemde kitle iletişim araçlarının yetersiz olması da etkilidir. Yani padişahın kutsal cihat ilan etmesi tüm Müslüman toplumlarına iletilememiş. Günümüzdeki gibi işte medya sektörü o dönemde gelişmediği için kutsal cihat çağrısı tüm Müslüman toplumlarına istenildiği gibi iletilememiştir. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle artık savaşta yeni cepheler açılmış. Dolayısıyla savaş daha geniş alanı yayılmış. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi Alman ordularını rahatlatmış. Çünkü savaş alanı genişledi ve yeni cepheler açıldı. Osmanlı Devleti ham madde açısından zengin bir coğrafya olduğu için Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle İtilaf Devletleri kendi aralarında Osmanlı topraklarını paylaşmaya yönelik olarak gizli antlaşmalar imzalayacaktır. Gizli antlaşmalar ayrıca ilerleyen konularımız içerisinde ayrıntılı bir şekilde yer alacaktır. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi, İtilaf Devletleri'nin Rusya ile bağlantısını olumsuz etkilemiş, İtilaf Devletleri'nin Çarlık Rusya'ya yardım götürmesini de engelleyici bir gelişme olmuştur.